Dün gönderdi. Şimdi tabii bunu gösteremeyiz burada. Ben şöyle Yani anlatmaya büyük çalışayım. ihtimalle. Arkadaşlar bir Siz sabit görsünler. tutarsanız gösterebilir miyiz arkadaşlar? Şöyle bir görün, ben anlatacağım. Çok çok tam örtüşüyor. Şimdi çocuk benim gibi aklı evvellerden biri herhalde. Evde hep yukarı asılır Evet. ya, Kur'an'a saygı bizde budur. Bir Bak, muhafazayla yukarıda bu bir tutmak. zulümdür. Bu bir zulümdür. Bu Kur'an'a ihanettir bu. Kur'an kitab-ı münzeldir, indirilmiş. Ne demek münzel kitap? Yukarılardan ki levh-i mahfuzdan indirilmiş, insanlar okusun diye. Şimdi biz ne yapıyoruz? Sen indirdin, biz okumayacağız. Yine yukarı asacağız diyoruz ve yukarı asmış. Şimdi çocuk merdiveni koymuş. Kendi çocukluğum geliyor aklıma şimdi. Gitmiş o kılıfın içindeki Mushaf'a da tutmuş. Diyor ki, oku yazmıyor muydu hani? Diyoruz, ilk emri oku falan. Evet. Yani ben de indirip okuyacağım demeye getiriyor. Şimdi aile etraftan, dededen, babadan, kardeşlere kadar. Birisi diyor ki, ha şimdi çocuk oku demiyor muydu? Bizimkiler neden telaşlandı acep diyor. Toplanmışlar etrafına. Anne diyor ki, oğlum in aşağı çarpılacaksın. Öbürü ablası mı teyzesi mi neyse. Ha yok, nene. Torunum, in, sen anlamazsın, hocalar anlar. Elini sürme. Baba, oğlum in aşağı, yaşın kaç, başın kaç? Öbürü, abisi büyük ihtimalle, abdesti var mı bu sıpanın? Kur'an'a uzanıyor. Bakın kaç engel, kaç Yani gerekçeyle. okumaması için bir sürü Hepsi gerekçe var. zulüm, okumasın diye. Oraya asmış. Hani vampir filmlerini bilir misin? Ben eskiden vampir filmlerine çok giderdim. Heyecanlandırırdı beni. Bu Avrupa'da lejender şeylerde var bu. Vampir girmesin diye sarımsak asılır evlerin girişlerine. Bir de haç konur. Evet. Ha. Biz Kur'an'ı o vampirlere karşı kullanılan haçlarla sarımsağa döndürdük. Ben ilk defa 20 küsür sene önce Kur'an eğer mutfaktaki masanızın, salondaki masanızın ve yatak odasındaki komodininizin üzerinde yoksa sizin Kur'an'la alışverişiniz yok dediğimde kıyamet kopmuştu. Nauzubillah. Mutfak masasının üstünde Kur'an olur mu? Olmasa işte bugünkü gibi olur. Keşke okunmaktan yaprakları 6 yırtılsa. 650 yıllık Osmanlı, değil mi? Kur'an-ı Kerim'in bu coğrafyanın diline tercüme ettirilmesi ilk defa Mustafa Kemal eliyle oluyor. Elmalı'ya yaptırıyor bunu. 1936, 35-36'da basılmıştır. 9 cilt çünkü dev. Şaheser ve Cumhuriyet döneminde hala yerine okratta konmuş bir eser yok. Hala Elmalı Elmalı hepimiz için. Hakkı. Kimin eseri Elmalı'nın o muhteşem ve muazzam tefsiri? Tabii ki ilmi manada Elmalılı'nın eseri. Öbür manada Atatürk'ün eseri. Atatürk'ün kurduğu, açtığı Cumhuriyet Meclisi'nin eseri. İkinci eser ne? 10 küsür ciltlik Buhari tercüme ve şerhi. Onun da yerine konmuş bir şey yok bugüne kadar. Bağırıp duruyorlar. Bağırıp duruyorlar. 20 küsür ilahiyat fakültesi var bugün. Bir tanesinde 27 yıl ben de hocalık yaptım. İki tanesinde de. Birinde de 10 yıl dekanlık yaptım.
kurucusuyum, kurdum. İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesini ben kurdum. Kağıt, böyle bir kağıt verdi bana Cemi Demiroğlu. Kuracaksın dedi. Bunu kurdum, tamam. Şimdi 20 küsür 26-27 İlahiyat Fakültesi hala Elmalılı'nın eserini egale edecek bir başka eser vücuda getirilmemiş. Ya utanın, utanın. O Mustafa Kemal'in o mesaisini, Mustafa Kemal'in bu dine katkısını, Mustafa Kemal'in bu dine bakışını soruyorlar. Mustafa Kemal Müslüman'ın neyi, nasıl bir... Ya kardeşim, gidin Elmalılı tefsirini okuyun. Orada neyse işte Mustafa Kemal'in İslam'ı odur. Ha, Elmalılı'ya ilk zamanlar Mustafa Kemal'in ajanı diyorlardı. Bunu yaptığı için. Şimdi Elmalılı peygamber mevkiine çıkarılıyor. Onu kullanarak bize sataşıyorlar. Hep böyle yaparlar. İmam-ı Azam'a da öyle yaptılar. Mecusi, müşrik, dönme, ajan, İslam'ı yıkmak için İslam görünmüş diye katlettiler. Sonra da ilahlaştırıp, kutsallaştırıp, dokunulmaz yapıp yeni İmam-ı Azamları onunla tepelemeye çalışıyorlar. Hep böyle bu iş. Dolayısıyla bizim şikayet etmeden önce şöyle bir eteklerimizi döküp düşen taşlara bir bakmamız lazım. Ben de dahil. Ben 40 yıldır, alel akal 40 yıl, hatta 50 yıl, ben 3 yaşında babamdan Kur'an-ı Kerim'i öğrendim. Önce onu öğrendim. Benim ilk öğrendiğim alfabe odur. Türk alfabesini çok sonralardan öğrendim. Zaten ilkokulda okumadım, onu da dışarıdan bitirdim. 40 küsür, 50 yıldır hatta, 50 küsür yıldır depar koşuyorum. Nasıl çalıştığım, neler ürettiğim ortada. Bir tıraş olacağım Kemalciğim, şimdi daha ya, şimdi yani. 3 hafta. Ha gittim gidiyorum, ha gittim gidiyorum, ha gittim gidiyorum. Bugün adamı eve çağırdım da tıraş oldum. Gitmeye kalsa gene gidemeyeceğim. Böyle bir çalışma. Ben bile bazen seleflerimizde öyle adamlar var, onları gördüğüm zaman ya biz de adam mıyız diyorum. Estağfurullah. İnan böyle. Benim bütün eserlerim, bunu söyleyeyim, 70 küsür belki civarında, ne bazılarını çok kitap saymadığım için 70 diyelim. Bütünü. Şimdi ben sana bir isim vereyim. İbn Asakir. Onun bir Tarih-i Dimaşk'ı var. Benim kütüphanemde de var. Geçen sene Beyrut'tan getirdim. Nasıl bir kitap biliyor musun? 80 cilt. Büyük boy. Bir örnek. Bir eseri adamın. Ve bunu yazdığı zaman kağıt, kalem, mürekkep öyle bol bulup yazamazsın. Yok. 700 küsür sene geriye gideceksin. 800 hatta. Biz bilgisayar çağındayız. O benim 60-70 kitabım var. Hiçbir şey değil. İbn Asakir'i gördüğün zaman sen onun yanında toz gibi kalıyorsun. Böyle bir miras var ama biz bundan yararlanamadık. Evet. Biz bu mirasın esas yaratıcılarını dışladık. Allah da bu nankörlüğümüzün cezası olarak bizi bu hallere düşürdü. Evet. Arkadaşlar uyarıyor, yine bir nefeste en azından kendi adıma. Ne zaman bunun sonuna tekrarı Kemal'ciğim? Bu soruyu bekliyordum. Hemen arkadaşlardan cevabını istiyorum. Gece 1'de mi arkadaşlar? Lütfen bizi bilgilendirin. Tekrarımızı gece 1'de mi izleyebileceğiz? Yarın da var galiba. Evet. 1'de, evet.
Geçen hafta da 1'de yayınlanmıştı. Bu hafta da Kitaptan Aydınlığa programını saat 1'den itibaren, gece 1'den itibaren kaçırdıysanız, şu anda son dakika en azından yakaladıysanız izleyebilirsiniz. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Ben de. Evet, bu haftalık sonuna geldik Kitaptan Aydınlığa'nın. Profesör Doktor Yaşar Nur Öztürk. Umut ediyoruz ki kendisi de iyileşir. Buradan bir kere daha geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Haftaya yeni saatinde bugün olduğu gibi yine aynı gün çarşamba akşamları saat 10'da Sokak TV ekranlarında olacak. Hoşçakalın. Sana diyor ki hayatı ben verdim, ben aldım. Fikir ve düşünce...